Sayfa 92'de birinci sorumuzda arkadaşlar. Birinci soruda tabii seçeneklere bakarak sizden ne istediğini anlayacaksınız. Seçeneklerin ilk kısmında bakın. Dating gibi bir ing var. Bana zaman göstermez. To date gibi bir to verb sıfır var. Being dated yine bir tense değil. To'larla yaptığımız bir tense'imiz yok. Demek ki ilk tarafta benden tense istemiyor. Tense'i ikinci tarafta istemiş. İlk tarafta istediği şey ne? Kısaltma. Biz bu kısaltmayı Seafarers Records, denizcilerin kayıtları gibi bir isimden sonra getireceğiz. İsimden sonraki kısaltmamız Ejective Clause kısaltmasıdır dedik. Ejective Clause kısaltmasını da aktifse verb ing, pasifse verb 3, verb 3 yoksa being verb 3 olarak kullanıyoruz dedik. Diğer seçenekleri to'lardan dolayı zaten eleyebiliriz. Fakat arkadaşlar bazı fiillerin pasifi mümkün değildir. Date back ya da date to da bunlardan birisidir. Date back fiilini ya da date fiilini arkadaşlar pastta da kullanmazsınız. Size past zaman ifadesi verse dahi şu tarihe dayanır diyoruz. Date back, date to dediğimiz şeyler de bizim devamında getirdiğimiz zaman ifadesi zaten past'tır. Ama hiçbir şekilde fiili etkilemiyor. Dated demiyoruz. Past'ını yapmıyoruz. Pasifini de yapmıyoruz bu fiilin. Fiil aktif olarak kullanılır ve present zamanda kullanılır bu fiil. Dolayısıyla C seçeneğindeki being dated da eleriz. Cevabımız A olur. Diğer tarafta neden have verb 3 var? Şimdi bu cümlede 1590'a 1590 gibi past bir ifade varken niye present bir zaman kullandık? Zaten biz 1590 diyerek aslında dating fiilini kısaltmasını vermiş olduk. Dediğim gibi date fiilinin bulunduğu kısım date fiili past olmaz. Present'ta ve aktif olarak kullanılacak. Cümle şöyle aslında. Seafarers records which ya da that date back verb 1 to 1590. 1590'a dayanan, tarihine giden denizci kayıtları. Clause'un içi present, dışında present olarak, have made olarak kullanıyor. Have made it possible. Mümkün hale getirdi. To visualize the behavior of one of the planet's most mysterious phenomena, its magnetic field. Ne demiş? Gezegenin en gizemli olguları, onun manyetik alanı. Gezegenin en gizemli olgusu yani onun manyetik alanlarından birisinin davranışını, durumunu görselleştirmeyi mümkün hale getirdi. Denizci kayıtları. Bu arada öznemiz Seafarers Records, Dating Back To, bunun tamamı özne oluyor arkadaşlar. Şu tarihe dayanan denizci kayıtları, o yüzden de fiilimiz have olarak veriliyor. Sayfa 93'te 13. sorumuza baktığımızda, Included with the account of his journey down the Amazon demiş. There engaging stories by the unusual people he meets. Included with, include dahil etmek demekti, içermek demekti. With the account of his journey down the Amazon. Amazonlardaki seyahatiyle ilgili, seyahatine dair açıklamalarının dahil edildiği der engaging stories, hikayeler vardır. By the unusual people he meets. Bakın şurada bir present zamanımız var. Şu bizim öznemiz arkadaşlar. Şu fiilimiz. Yine burada bir ne var? Unusual people. Şahıs isminden sonra özne varsa neye atmıştır? Whom ya da that'e atmıştır. Whom, that. Eğer bir clause görmüyorsak cümleden atılabilen clause'umuz, noun clause olarak bir that'imiz cümleden atılabiliyor. Ejective clause'da da whom that, which that cümleden atılabiliyor. Unusual people ve by the unusual people diyor. Seçeneklerin ilk kısmında bakın zamanlar isteniyor sizden. Burada tenslerimiz var. İkinci kısımda ise zaman yok. Kısaltmalar var. İkinci taraftaki kısaltmayı stories gibi bir isimden sonra kullanacağız. İsimden sonraki kısaltmamız aktifse verb ing, recounting. Pasifse verb 3. Verb 3'ümüz olmasaydı being verb 3'e gidebilirdik. Verb 3'ümüz olduğu için burada kalıyoruz. By the unusual people. Alışılmadık insanlar tarafından anlatılan hikayeler diyeceğiz. Hikayeler anlatılır. Dolayısıyla pasif. Pasif olduğu için de cevabımız C olmalı.
24. sorumuza baktığımızda ilk taraftan çıkmak zaten mümkün. Çünkü ilk tarafta until the 19th century, 19. yüzyıla kadar epidemiology, virgül, which diyor. Onun hakkında iki virgül arası bir ek bilgi söz konusu. 19. yüzyıla kadar bir bilim olarak gelişmeyen epidemiloji. 19. yüzyıl dediği için arkadaşlar zaten doğrudan verb 2'ye gideceğiz. Did not evolve. Diğer tarafta contributing şeklinde fiilin ing formunu kullanmış. Sebep ne? Factors. Faktörler. Hangi faktörler? İsim. İsimden sonra aktif yapıda kısaltmamız ing. Contributing to improve health or the occurrence of a disease in a particular population. Özel bir topluluktan hastalığın meydana geliş sıklığı ya da sağlığın geliştirilmesiyle bağlantılı faktörler. Gelişmesine katkıda bulunan faktörler. Fiilden sonra preposition varsa %80 pasif diyorduk buna. Ama buradaki to arkadaşlar contribute fiilinin olmazsa olmaz to'su. Contribute zaten kesinlikle to ile kullanılmalı. To gelmiş. O zaman pasif olmalı diye düşünemeyiz. Fiile ait bir prepositiondur çünkü o. Faktörler şunlara katkıda bulunan faktörler. Faktörleri araştıran tıp dalıdır diyor. 27. sorumuzda we read continually about global warming to virtually every significant weather event that these days. Yine seçeneklere baktığımızda ilk tarafta kısaltmalar mevcut. Having been linked, being linked, to be linked gibi. Diğer tarafta ise tense isteniyor bizden. Present continuous, verb 1, verb 2, would, had verb 3 gibi tensler istenmiş. Nowadays, these days. Biliyoruz zaten bugünlerde demek. Öncelikle verb 1 ile kullanacaktık. Verb 1'imiz burada. Present continuous kalsın. Verb 1'imiz yoksa present continuous olabiliyor. Yani ilk tarafı değerlendirmem lazım arkadaşlar bu durumda. Şunları kesinlikle atabilirim. Occurred diyemem, would diyemem, had verb 3 diyemem. These days de. Önce verb 1. Verb 1'in ilk tarafı uymazsa eğer A'ya gidebileceğiz. Fakat bakalım. Global warming, küresel ısınma. Bir isim. İsimden sonra fiilimizi aktifse verb ing, pasifse verb 3, verb 3 yoksa being verb 3 olarak kullanacağız. A seçeneğine baktığımda having been linked pasif, being linked bu da pasif. Demek ki ilk taraf pasifmiş. Buna karar verebiliriz. Pasif olarak da verb 3'ümüz olmadığında bizim gideceğimiz seçenek being verb 3. Yani having been verb 3'lere falan gitmiyoruz. Gidebilmemiz için having been verb 3'lere koşulumuz var. Öyle her durumda bir derece past kullanımı mümkün olmayacak arkadaşlar. Link bağlamak, ilişkilendirmek demek. Zaten